Endonezya'da yetişen itik ağacından tamamen elle işlenerek yapılan zeka oyunları Türkiye'de yalnızca Gaziantep'te satılıyor. O sen gelmişsin geçen yıl 6 parça. Şimdi ne yapıyoruz? Ben hızlandırmış olarak size bir örnek göstereceğim. İkinin birini buraya takıyorum. Ve getiriyorsunuz. Bunu buradan takıyorsunuz. Bu girmiyor. Burada kimse kimseye müdahale etmeyecek. Buradaki en büyük hatamız bizim müdahaleci olmamız. Yani şunu şey, burada öyle bir şey yok. Olmadı. Tekrar döküyor. Bunu defalarca dökecek. Şekilleri ayırt etmeyi, kümelemeyi ve matematiksel kavramlar olarak ürünler de öğrenecek. Dikkatini iyi verecek. Önce şekilleri hazırlayalım. 3, 2 ve 1. 1, 2, şu da temel. 2 tane vardı bir tane de. Şu 2 taneyi de bak gitmiyor. Sebebimizdedir. Ürünü aldığımız zaman beynimizde bunu yapmaya gittiği için bakarız. Bakıyoruz ama göremiyoruz. Burada kolay bu. Ben emekliyim. Gel burada arkadaşım yanında bana bu şeyleri öğretiyor. Oynatıyor böyle şey. Beyinlerimizi güçlendiriyor. Beyin gücülerimizi arttırıyor. Torunlarıma götürüyorum. Torunlarıma gösteriyorum. Bunu. Mesela zamanımız böyle geçiyor bizim. Ara sıra yapıyoruz. Yapıyoruz. Ali Baba öğretiyor bize. Zekamızı geliştiriyor. Hani Alzheimer'ı önler. Hem de çocukların zekanı geliştirir. Torunları da götürüyorum. Onları da öğretiyoruz. Şimdi bu 65 yaşındaki mesela üstünleri daha iyi gelir. Yani hafızayı geliştiriyor mesela. Şeyi önleniyor. O Alzheimer'ı önler. Tabii unutkanlığımızı gideriyor. Aynı. Aynı zeka oyunları yüzünden ben sanki kendimi 65 yaşında ama 45 yaşında hissediyorum ben kendimi. Bu eş bizim için bir ilaç. Bu ahşap zeka oyunları dünya genelinde olan bir oyun. Bunun ana temeli dünyanın 16 tasarımcısı olan kişilerden satın aldığımız ürünleri biz bunları Endonezya, Tayland, Hindistan'a giderekten Fatih Bey yaptırır ve buraya ithal eder. Nelere iyi gelir? Bu bir kere düz mantık bakmayı size ortadan kaldırır. Çevrenizi görürsünüz. Yaşam tarzınız değişir. Tamamıyla farklılık gösterir. Ben şu anda mesela 7 senedir bu işin içindeyim. Arkadaşım 14 seneden beri bu işin içinde. Yani yaş sınırlamamızı biz kabul etmiyoruz ve yaşımızı hiç önemsemiyoruz. Geçirdiğimiz çok ciddi ameliyatların bir nevi ilacı diyebilirim. Türkiye'de araştırılmış Fatih Bey arkadaşımız, Türkiye'de olmayan bir konu seçmiş. Bu çıkmış. Türkiye'ye tek yaptırıp satan biziz. Bizim özel okullarda da mevcut sınıflarımız var, çalışmalarımız var. Genelde burada bu iş ticaret değil. Bu iş anlataraktan. Biz internette de satışımız yok. Hobi olarak yapıyoruz, evet. Para kazanma gibi lüks olursa bu iş değil. En başında Alzheimer hastalarına iyi gelir. Beyin devamlı faal tutulur. Yani mesela bir şeyi alıyorsunuz, şöyle elinizi alıyorsunuz. Bunu mesela yapmak değil. Şundan oynamanız bile yetiyor. Dağıtıp toplamanız şeyler yetiyor. Genelde tik ağacı. Endonezya'da yetişen, yağmur ormanına yetişen tik ağacı, suya dayanıklı sert bir ağaç. Diğer ağaçlar olmaz mı? Olur ama bu verimi alamıyorsun. İklimde değişiyor. Yani sabit durmuyor ürünler. Şu anda bizim sabit fiyatımız yok. Fiyatlar çok uçuk. Mesela şu gördüğünüz takım şu anda biz 1250 ile 1500 arası satıyoruz. Şu anda bize bu maliyeti 1400 yaklaştı. Maliyeti. Bu gördüğünüz ürün de buraya tam bir senede geliyor. Öyle 2 ay, 3 ayda gelmiyor. İlgisini biz çekmeye çalışıyoruz. Anlataraktan. Şimdi sen mesela geldin ne yaptın? Baktın. Anlatıyoruz. Ne olduğunu anlıyor. Dikkat ettiysen hiçbir üründe yapılışlar yok. Niye yok? Ben bu yapılışını verdiğin zaman bu özel okulu istediği için koyduk. Ben bunu size verdiğim zaman bunu almamızın mantığı kalmıyor. Kendiniz bulacaksınız. Kendiniz uğraşacaksınız. Buradaki mantık bu. Özellikle şunu söyleyeyim. Çocuklar oynarken kesinlikle müdahale yapmayacaksınız. Yapmasını beklemeyin, oynamasını sağlayın. Bu kadar. Burada yok.
Burada önce şekillere ayırt etme öğreniyoruz. Sonra şekilleri